Herkese merhabalar. Harvard Business Review Türkiye ofisiyle birlikte yaptığımız Global Turks Par Excellence projesinin YouTube kanalını da hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu kanalda ilk sohbeti e, Global Turk ödülünü e, verdiğimiz Saniye Gülser Corat'la yapmıştık bundan e, bir ay kadar önce. Bugün de sevgili Süreyya Ciliv. Türkiye'de ve kendisini e, stüdyoya davet ettik e, bugün e, çok önemli bir Türk lider olarak e, o günlere nasıl geldi? O başarıyı nasıl yakaladı? Bir Global Türk olmak ne demek? E, Global Türk'ün e, 21. yüzyılda başarıya ulaşabilmesi mümkün mü mümkünse bunu hangi yetkinlik setiyle yapacak. Bunları kendisiyle sohbet etmek için bir aradayız. Hoş geldin sevgili Süreyya. Ee, çok mutlu ettin bizi. Ee, Global Turks projesini birkaç yıldır biliyorsun. Hedeflerimizi biliyorsun. Dünya çapında hakikaten başarılı Türk liderler yaratmak bu projenin e, temel hedefi. Bu konuda da e, adım adım derine doğru e, ilerliyoruz. Dolayısıyla bugün burada paylaşacağın belki bir başarı formülü, yeni yetişmekte olanlara tavsiyeler, sen bugün 30 yaşında olsaydın ne yapardın? Sorusuna yanıtların bizim için çok çok değerli olacak. Her şeyden önce rica etsem lütfen e, Türksel CEOlu döneminden sonra Türkiye'den ayrılıp Amerika'ya gittiğinden beri neler yapıyorsun? ...ve nelerle bu kadar yoğun uğraş içindesin? Anlatabilir misin? O Türksel'den önceki hikaye de var yani. ben. Evet, e, ona da değinelim. E, o yüzden sanki Türksel'i bırakıp e, yurt dışına gitmiş gibi oldu. Öyle değil e, hikaye. Ben e, 19 yaşında, Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra... ...Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne başladım. Ama e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi boykota girdi. 9 ay boykot olunca... Hı hı. E, İki tane öğrenciyi yurt dışına endüstri mühendisliğini okumak için Amerika'ya yollayacaklardı. Ben de tü, o imtihana girdim, Türkiye ikincisi oldum ve e, Amerika'ya e, endüstri mühendisliği okumak için burslu olarak gittim. University of Michigan'da bilgisayar mühendisliği ve endüstri Ann mühendisliği okudum, Menarburda. Ondan sonra e, direkt Harvard Business School'a girdim. Benim için sürpriz oldu çünkü genellikle 3-4 yıl e, çalışmak istiyorlardı. Sonra e, enteresan olacak bu bazı gençlere önemli bir mesaj. Uzun dönemli düşünerek, hı hı. para her şey değil e, diye düşünerek e, yani öğrencilikten borçlarım olmasına rağmen e, bir MBA, Harvard MBA olarak 100 bin doların üstünde danışmanlık veya investment banking gibi teklifler olmasına rağmen ben bir yapay zeka e, start startupta 29 bin dolara 4 bin hisseyle yola koyuldu. İlk iş. Ee, açıkçası o işten çok şey öğrendim tabii ki. Ee, burada e, geriye döndüğümde de açıkçası merak ediyorum bu cesareti nereden buldum ama gençlere e, önemli bir tavsiyem: hep uzun dönemli düşünmek ve öğrenme odaklı olmak, ee, kısa dönemli ve para bir numaralı odak hiçbir zaman yapmamak. Açıkçası. Yani hayatıma bakınca ben hiçbir zaman para amaçlı değil, parayı bir araç olarak gördüm. Ee, Michigan'dan ve Harvard'dan sonra bu startup, e, ondan sonra kendim bir startup kurdum. Ee, NovaSoft isimli bir arkadaşımla birlikte, Dr. Robin Hilliard, o da çok değerli bir scientistti, Oxford'dan doktorası olan e, Cambridge mezunu, o da yapay zeka konusunda e, patentleri olan bir arkadaşımızdı. Süper. Ve NovaSoft iki kişilik firmadan. E, 220 kişilik bir firma haline dönüştürdük. Sonra ben o ne firma... Ne yapıyordunuz? Ne yapıyorduk? İşimiz document and workflow management işiydi. Ama aynı zamanda da scanning ile engineering drawingleri scan edip bunları 3D modellere CAD CAM veriyorduk. En büyük müşterilerimiz hep pharmaceutical manufacturing firmaları. Ve high-tech high tech, high -tech e, firmalarıydı. O zaman dünyanın en değerli firmalarından bir tanesi Cisco'ydu. Bizim en büyük müşterimizdi. E, Peki, e. E, o yıllardan sonra ben e, e, 97 yılında annem vefat etti. Türkiye'ye geldiğimde kız kardeşim de o da Türkiye'ye gelmişti. Ya Süreya, biraz Türkiye'ye dönsek bak annemizi kaybettik diye e, biraz da duygusal davrandık ve Microsoft Türkiye'ye ben genel müdür oldum. Evet. Hı -hı. Ondan sonra 3 yıl sonra Microsoft'un merkezine Redmond'a geçtim. ve 2006 yılına kadar da oradaydım. 2006 yılının sonunda Turkcell'den bu teklifi kabul edip Türkiye'ye döndüm. Yani 2006 sonuyla 2015 arasındaki 9 yılda Türkiye'deydim. Bu sebeple Turkcell'den ayrıldıktan sonra tekrar Seattle'daki evimize döndüm. Tamam. Ailem, eşim ve iki çocuğum oradaydı. Tamam. Bizim en çok üstünde durduğumuz şeylerden bir tanesi yurt dışında harika okullar bitirip sonra yurt dışında iş hayatına başlayan ve hakikaten gerekli yetkinliklere sahip olarak ve gerekli akla, gerekli doğru öncelikleri koymayı da bilen insanlar tamamen yurt dışında kalmasınlar. Hakikaten bu projenin en önemli ee, benim de kalbime dokunan hedeflerinden bir tanesi o orada öğrenilenler oradan kazanılanlar her anlamda gelip Türkiye'ye de gene fayda sağlasın onun için Türksel dönemin de e, bizim için son derece önemli ve Türksel senin döneminde kaç 20 kaç milyar dolarlık bir değere yükselmişti? Bah, Türksel geldiğim yıllarda e, yanlış hatırlamıyorsam 6 milyar dolar değerindeydi. Benim zamanında 26 milyar dolara Değil kadar mi? çıktı. Ama ödediğimiz temettülerle bu rakam 30 milyar dolara yaklaşmıştır diye düşünüyorum. Yani ciddi bir değer kazandı Turkcell. Burada bence en önemli faktör yenilikçi olmak. Kesin. Yani işi tamamen değiştirdik. Ses ve SMS'ten data ve video ve mobil servislere dönüştürdük. Bu tabii büyük bir takımla birlikte yapılan önemli bir gelişmeydi ve ülkemize faydalı işler yaptığımızı düşünüyorum. Oraya tekrar e, dönebiliriz. E, ama e, yani e, Turkcell Turkcell'den önceki Microsoft döneminde de global bir işim vardı. O da e, bence beni Turkcell'e çok iyi bir şekilde hazırladı. <laughs> e, çünkü orada Microsoft Office'te Business Productivity Solutions grubu kurmuştum. Yani ismin yani Microsoft'ta Business ve Productivity geçen ilk e, gruptu. İlk yılda 850 kişiyi işe alıp ofis ürününü dünyada başarılı yapmak için çalıştı bu ekip ve bugün de 85-90 milyar dolarlık bir iş oldu e, bu ofis Microsoft Office 365 olayı. Evet. Ya yani bu evet. tecrübeler açıkçası e, bana e, güven verdi, tecrübe verdi e, iş dünyasında başarılı olmak için. Harika. Peki e, yetkinliklere biraz sonra gene dönelim. Çünkü şu anda 34 yaşında da olsa 44 yaşında da olsa dış dünyalarda önemli pozisyonlara elini uzatsın istediğimiz upcoming Türk liderler veya halihazırdaki Türk liderler 21. yüzyılda hangi yetkinliklerle donanmalılar? Bunu özellikle konuşmak istiyorum ama önce başka bir şey soracağım. Evet. Seni çok iyi bildiğin gibi ben 20 küsur yıl e, beyin avcılığı yaptım e, ve Hydrocan Struggles e, brandi altında birçok uluslararası e, önemli büyük global müşterinin tepe rollerini aradık. Niçin çoğu zaman e, Türk aday e, çok iyi olmasına rağmen bu en tepe rolleri alamadı? Niçin gidip bir Anglo-Sakson'u seçip orolok koydular? Ee, niçin Türkler için bir cam tavan var? Sen ne düşünüyorsun? Kariyer hayatında 55, 56, 57 yaşına gelen Türkiye, bütün büyük multinational şirketler emeklerin için çok teşekkür ederiz. Bye bye diyorlar. Niçin Türk çok başarılı da olsa bu yaştan sonra o cam tavanı atlayıp daha yukarıya doğru erişemiyor? Nedir analizin? Benim analizim o cam tavanı tamamen pas geçmek, o onun olduğunu kabul etmemek. Yani ben geri ben geriye baktığımda açıkçası Microsoft'ta bazı yıllarda ben de sanki bir cam tavan varmış gibi hissetmeye başlamıştım ama geriye baktığımda bunun çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence cam Tavan gibi e, sebepler bulmak yerine insanlar self critical olmalı. E, çünkü e, demek ki bir şeyleri e, önemli karar vericiler e, eksik görüyorlar. E, o eksik tarafları tamamlamak lazım. Ve iş dünyasında iş dünyasında yani her şirkete göre bu değişebilir ama benim gözümde birçok şirket sürdürülebilir karlı bir büyüme peşinde. Bunu yapmanın bence bir numaralı yolu müşterilerine odaklanma. Müşterilere devamlı fayda ve devamlı yenilikçi bir şekilde rekabete fark atıcı inovasyon üretmek. Bunlar da yetmiyor. Müşterilere A'dan Z'ye değerek onlara eşsiz bir müşteri deneyimi yaratma. Tabii. Yani Yabancı müşterilere. Bugün Türkiye pazarı dünyanın yüzde biri. Dünya pazarı Türkiye pazarının yüz katı. Yani global pazarda oyuncu olmak için o global müşterilere çok iyi anlayıp onların ihtiyaçlarını karşılamak lazım. Bu ihtiyaçları karşılamak için de anlamak dedim. Bence onların dillerini bir defa çok iyi konuşmak lazım. Kültürlerini, ihtiyaçlarını, yaşamlarını anlamak lazım. Ve bence Aynı zamanda global dünyaya karşı içinde bir sevgi olmalı. Yani sen resentment değil, sevgi olmalı. Aynen. Yani eğer içinde bir resentment varsa, bir e, negatif, o mutlaka yansıyacak. O, o ilişkiyi e, etkileyecek. Yani ben bütün işlerimde hep müşterilerin hem beynini fethetmeyi ama aynı zamanda gönüllerini fethetmeye odaklandım. O yani bu sonunda şirketler değil. İnsan, şirketler, binalar değil. Oradaki bir grup, bir takım insan. O insanların da kalbi var, beyni var. Yani bence o pazarlara, o insanlara karşı pozitif yaklaşmak lazım. Onların da Onlara da değer vermek lazım, saygı duymak lazım kültürlerini ve e, bence o kültürü en iyi anlayan insanları e, bazen takıma almak lazım. E, açıkçası yani bir örnek vereceğim, biz hmm. Tüksel'deki Ukrayna'daki şirketimiz vardı, Life. Evet e, evet. 1800 hmm. kişi çalışıyordu. Ben dedim ki siz sizin finansal olarak sahibiniz Tüksel olabilir ama siz çalışanların tek hedefi var. Ukrayna'daki insanlara daha iyi bir gelecek hazırlamak, oradaki insanlara fayda sağlamak, onlara fark yaratmak. Yani e... %100 katılıyorum ve ben buna küresel vatandaş olmak diyorum. Global citizen olmak ve bunu istemek, bunu kucaklamak değil mi? Fakat yıllarca dediğim gibi beyin avcılığı yaptığım dönemlerde hep şunu gördüm. Süper okullar bitirmiş, çok güzel bir yabancı şirkete veya bir Türk şirkete girmiş, harika bir pozisyonda, nefis bir fonksiyonda çalışıyor. Ve şirket kendisini yurt dışına göndermek istiyor. Gelip bana ağlıyorlardı insanlar. Ayşegül Hanım ne olursunuz başka bir iş bulun. Ben yurt dışına gitmek istemiyorum. Neden sorusunun cevabı da şu. Çünkü ben Boğaz'da mangal yapmayı çok seviyorum. Her hafta sonu arkadaşlarımla ve ailemle olmaya ihtiyacım var. Böyle rahatlıyorum, böyle kendimi iyi hissediyorum. Yıllar içerisinde süreya, bilmiyorum kaç kişiyle eşinizde getirin bir küresel role gitmenin avantajlarını konuşalım. Çocuklarınız için, eşiniz için, kendiniz için bir küresel vizyon kazanma fırsatı bu ve cesaret, değil mi? Küresel bir cesaret geliştirme. Benim o cam tavan sorusuna yanıtımla ilgili şöyle bir şey var. Bizim Türkler olarak kendimize güvenimizin kesinlikle artması lazım diye düşünüyorum. Bu Global Turks for Excellence projesinde de 5 kıtadan 60 ülkeden biliyorsun bin kişi bu çok detaylı sörveyi doldurdular. Ve ortaya çıkan resim çok güzel yetkinlikleri olmasına rağmen bir dünya vatandaşı olma konumuna bir türlü e, ...gelinememiş olması. Dolayısıyla sana şunu sorayım. E, bu anlamda... ...Türklere ne söylemek istersin? Bu dediğim gibi sadece 30-35 yaş değil... ...40-45'ler, 50'ler için de... ...hala bu gerçekle karşı karşıyayız. Sence... ...A, yetkinlikler bazında... ...neler öğrenmelerini... ...ve nelerle kendilerini donatmalarını istersin? B... ...bir küresel vatandaş olmak için... ...ne yapmalarını önerirsin? Senin tavsiye edeceğin birkaç şey ne olabilir? Abi Bunu biraz şuna benzedi. Bir Türk... ...bilgisayara bilgisayar icat edilmiş. Türk... ...demiş ne soru soracaksın? Demiş ne var ne yok. Bilgisayar bu soruyu... Evet. <laughs> ...infinite loop'a girmiş ve yanmış. Evet. Yani bence zor bir soru sordum... ...böyle kolay vermek için ama... ...elimden geleni yapayım. Lütfen. Ee, Şimdi bence iki tane yani bunu biraz böyle bir structure'a koyarsak. Bence bir e, liderlik konusu var. Yani şirkette çalışırken bir memur gibi kendini düşünebilirsin. Ya ben e, saat 9'da geleceğim, 5'te geleceğim, maaşımı alacağım, gideceğim. Başka işlerim var. Başka hobilerim var. Hı hı. Bir de hatta yöneticiyi de ben buna katıyorum. Bazen insanlar da bir işi veriyorlar diyor sana bu işi yönet. O bir çerçeve içinde o işi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor. Ama işi değiştirmeyi aklının ucundan geçmiyor. Out, out of the box thinking yok. Yani geçenlerde ben ve çok değerli Türkiye'nin en önemli pozisyonda olan kadınlardan bir tanesi sabah 8'de Suadiye'de bir tane kafede buluşmak için ben onun mentoruyum yönetim kurullarına girsin diye tamam. mentorluk yaparken toplanacaktık. Dışarıda inanılmaz yağmur yağıyor. ıslanıyoruz, Koşarak girdik. Bizi içeriye almadı yönetici. İçeride görüyoruz 5-6 kişi var. Işıklar var. Dedi ki şimdi saat 8.15 8.30'da açıyoruz. Biz yağmurun altındayız. O yöneticiye birisi demiş ki gece 11'de kapatacaksın saat 8.30'da açacaksın. Bizi alsa bambaşka müşteriler kazanacak. Bir daha hayatın boyunca o dükkana gitmemiz mevzu bahis değil. Tabii. Tabii. Yani bence memur olmamak lazım, yönetici dar da düşünmemek lazım. İşi sahiplenen, yenilikçi, girişimci lider olmak lazım. Girişimcilik sadece startuplar için değil. Esas büyük firmalarda girişimci olursan çok daha büyük impact yaratabilirsin. Burada e, yenilikçi diyorum çünkü iş dünyasında fark yaratmak için geleceği iyi okumak, Evet. Geleceği iyi okuyup büyük düşünüp işi dönüştürmek çok kritik diye görüyorum. Bir de bir kişinin pek büyük bir iş başarması mümkün değil. Büyük işler her zaman bir takım olayı ve zaman alıyor. O yüzden sabır gerekli ve takımla hareket etmek gerekli. Ve ve Kişi... ne yazık ki parantez açıyorum. Türklerde hala research de araştırmadı bunu ortaya koyduk. Küçük olsun benim olsun. Eğilimi çok yüksek. Kapadım parantezi. Evet ve, e, ve çok değerli muhtar Kent bir gün bana hatırlattı. Dedi ki Amerikalıların dedi global iş dünyasında başarılı olmalarının ana sebeplerinden bir tanesi de dedi bunların takım sporlarına çok meraklı olmaları. Yani daha ilkokuldan itibaren Amerikan futbolu oynuyorlar bir takımda 100 kişi, basketbol oynuyorlar, voleybol oynuyorlar, futbol oynuyorlar, sakr oynuyorlar, haki oynuyorlar. Yani sezon boyunca devamlı herkes bir takımın içinde başka insanlarla beraber olup evet. kazanmayı öğreniyorlar. Aynı zamanda yenilmesini de öğreniyorlar. Yenilmek de dünyanın sonu değil. Bir dahaki sefere daha iyi hazırlanacağız, kazan evet. kazanacağız. Onu öğreniyorlar. Yani bence. E, takım sporlarını e, oynuyor olmak da çok kritik değerler katıyor diye düşünüyorum. Çok güzel. Yani bir nokta. E, bence bu liderlik konusunda e, yani doğru vizyon sahibi, doğru yönü belirlemek işini iyi bilmek, sahiplenmek takımı olay takımı sahiplenmek, takıma yetenekli elemanları katmak, onları devamlı geliştirmek ve sonunda onlardan da bir sonuç beklemek. O beklentileri de net etme. ...net olmak ve eksiklerine... ...devamlı open, direct, critical... ...feedback vermek konuları. Evet. Ama kişisel olarak bence... ...devamlı öğrenmek... ...cesur, özgüveni yüksek olacak. Cesaret ve özgüven yüksek değilse... ...bence iş dünyasında başarılı olmak... ...mümkün değil. Ama... ...bu özgüven fazla artarsa... ...güvenden... ...ereganza dönüşüyor. Doğru. Bu sefer negatif oluyor. O yüzden sürekli öğrenen olmak çok önemli. Yani bu vizyonu belirlerken de doğru yönü belirlerken de birçok kişiden e, bilgi almak çok kritik. Bir de e, kurumlarda, şirketlerde e, yani memur kafaları e, değil de e, liderlik kabiliyeti olan insanları, e, yetenekleri olanları takıma katmak çok önemli. Yani ben açıkçası Türkselde ne kadar büyük yetenekleri takıma katarsak, onlar işi sahiplenirlerse o kadar başarılı olacağımızı biliyordum. O yüzden eee Türkse bir kişinin değil, bir 10 kişinin değil, yüzlerce kişi büyük liderin o takımlarının başarısına dönüştü. Ve farklı düşünen ve farklı olan değil mi? Çünkü Türkiye gibi birçok ülkedeki bir önemli hata da hani şu İngilizce Halo efekt dediğimiz şey. Yani birini seçerken seçici kişi Kadın ya da erkek kendine benzeyeni seçme eğilimini gösteriyor. Kendisi gibi düşüneni, kendisi gibi okullardan mezun olmuş olanı ve o zaman ne oluyor? Hep birbirine benzerler. Aynen. Kısır bir döngü oluşuyor ve onun içinde sıkışıp kalıyorlar. Bir de Süreyya'cığım merak konusuna da değinsene lütfen. Sürekli olan. öğrenen dedim yani. Sürekli i̇şte, öğrenmek. O yüzden ama, merakla beraber hı. çok kritik, hakikaten hı. E, çok kritik Değil bir mi? konu. Fakat... Ben yani bu liderlik e, bence ben açıkçası liderlerin doğduğuna değil yetiştiklerine inananlardım. Ben de tecrübem de onu da gösterdi. Yani o içinde. yüzden bence e, yani liderlik böyle bir sihirli formül değil. E, ne kadar ekersen onu biçiyorsun. Dediğim gibi başında zaten birinci maddesi işini iyi bilmek geleceği iyi okumak takım ve kişisel özellikler çalışkan olmak dürüst olmak gibi. Ama bir de işini iyi bilmek. Bu bence çok domain spesifik. Yani kimya başka bir iş. Hı hı. ilaç geliştirmek başka bir iş. Telekomünikasyon başka bir iş. Entertainment başka bir iş. Diyelim ki futbol lideri olmak. Veyahut da bir müzik lideri olmak. Yani bunlar bambaşka şeyler. Yani mesela ben tek, software ve teknoloji konusuna odaklı. O konuda derin tecrübe sahibiyim. Ve hatırlıyorum. General Electric'in CEO'su vardı Jeff Immelt. Bence çok evet. değerli bir liderdi. Bir gün dedi ki biz dedi General Electric'te hep general manager'lara... Bizim dedi sistem general manager yetiştirmek üzerine kuruluydu. But we no longer think so. Artık öyle düşünmüyoruz. Artık her domainde derinlik lazım. Mesela dedi bizim en önemli işimiz bugün aerospace. Aerospace'in başına getirdiğimiz adam... Aerospace Engineering'den doktorası var ve 30 yıldır bu sektörün içinde. O yüzden yeni bir uçak motoru geliştirirken önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda hangi faktörler önem kazanacak? O insight'ı olacak insanlar lead edebilir diyoruz. Yüzeysellikten derinliğe dönüş Oluyor. Çünkü e, rekabet artıyor. Evvelden belki sadece general manager'lık yetiyordu. Doğru. Artık rekabet yüksek. Fark yaratmak için derinleşmek ve o konuda uzun dönemli inovatif, yenilikçi planlar yapabilmek. Fakat ben bir şey söylemek istiyorum. Yani dinleyicilerimizin bence en çok dikkat etmesi gereken konu müşteri. Müşterinin önemi. Sonunda bir yönetici demek bir P&L Profit and Loss ...income statement Kar yönetiyor zarar. demek. Kar zarar Hı -hı. tablosu yönetiyor demek. Burada gelir nereden geliyor? Gelir bir tek müşteriden geliyor. Yani başarılı, memnun müşteri sayısını arttırmak çok önemli. O yoksa gelir yok. Yani müşteri memnun sayısı olmayan bir şirketin geleceği yok. O yüzden müşteriye odaklanmak... ...yani müşteri verimli metinimiz deriz de... ...bu da yetmiyor bence. Artık yani... Evvelden segmentation bile yapılmazdı. Sonra segmentation geldi. Sonra micro segmentation geldi. Şimdi artık hyper e, hyper focusle, ile e, hyper customization yani her müşteriye özel bazı sistemler artık senin 20 yılda yaptığın bütün alışverişi biliyor. Bütün banka tecrübeni biliyor. O seni senden daha çok tanıyor neredeyse. Yani o yüzden müşteriye odaklanıp müşteriye nasıl daha çok fayda üretirim. Nasıl rekabete karşı müşterinin gözünde fark üretebilirim? Bence bunlar en kritik konular. Bunları bir araya getirip hem beyne hitap edip hem de kalbe hitap ederek nasıl eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatabiliriz? Bunu yaşatırsan hangi ülkede ol o ülkede bunu yaşatabiliyorsan mutlaka seni yukarıya çıkartacaklar. Ve yani burada e, teknoloji çok önemli, inovasyon çok önemli. Niye? Bu fark yaratabilmek için, müşteriye daha fazla, müşterinin gözünde daha çok değer yaratabilmek için. E, yani ama hiçbir zaman bazen şunu da çok görüyorum. Gidiyorlar bir teknoloji konuda PhD ve hatta Masters. O konunun uzmanıyım diye dünyayı fethetmiş havasına giriyorlar. Halbuki konu Müşteriyi memnun etmek Evet ve evet. müşteri sadece teknolojiyle evet. memnun olmuyor. Sen Doğru. büyük bir teknoloji firması olursun, müşteriyle konuşurken, yüksek sesle konuşurken, konuşursan, yanlış tonda konuşursan, müşteriyi kızdırırsan, müşteriyi kaybedersin. Yani bence işin sonunda, işimiz teknoloji ama işimizin insan olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çok çok doğru, harikasın. Peki son minik soru, ee, şu anda 30 yaşında olsaydın, oraya geri gitsen, farklı bir şey yapar mısın? Bu aslında e, dinleyicilere tavsiye niteliğinde bir soru denebilir. Şunu farklı yapardım, şöyle yapardım diyeceğin herhangi bir şey var mı? Yani açıkçası tabii yani ben hem finansal olarak ama daha önemlisi insanlara katkı konusunda çok güzel tecrübeler yaşadım. O yüzden mutluyum. Geçmişimle çok barışığım. Yani açıkçası ben bunu hissettim. Mesela Türkcell'den ayrıldığım gün kapıdan çıkarken dedim ki ya sağa bakarken soldan bir kamyonun altında kalırsam içim rahat. İnsanlarıma faydalı işler yaptığımı düşündüm. Ne diye güzel. düşündüm. Ya. Fakat hı hı. A, ben açıkçası şu anda geriye bakan birisi değilim. Hep ileriye bakan. O yüzden gerisi, geçmiş hakkında da çok konuşmayı da sevmiyorum. A, ama a, yapacak daha çok iş var diye düşünüyorum. Yani bazen insanlar umutsuzluğa bile kapılıyor. Ya acaba ne yapacağız? Ya dünya problem dolu. Yani bakarsan etrafa haberlere dünya problem dolu. O yüzden çözülecek çok problemler var. Bu problemleri çöz Problem çözecek yetenekli liderlere ve takımlara ihtiyaç var. O yüzden e, bence gençlerimize, e, yani 30 yaşında olsaydım kesinlikle uzun dönemli düşünmeye çok odaklanırdım. Çok yenilikçi ve girişimci olurdum. E, takıma önem vermeye yine aynı yapardım. E, biraz daha agresif bir şekilde yenilikçiliği push ederdim. Değil mi? Hı -hı. Ama... E, ee, sadece açıkçası e, ben ben parayı hiçbir zaman ana amaç olarak görmedim. Hep parayı önemli bir araç olarak gördüm. Evet. Parayla birçok sana e, hürriyet veriyor, sevdiğin doğru işleri yapmak için değer yaratmak için. E, öteki türlü para e, yoksa e, çocuklarına ilaç almak için, kirayı ödemek için mecburen sevmediğin Yapmak istemediğin işleri yapmak zorunda kalabiliyorsun. O yüzden para önemli ama para hiçbir zaman ana hedef olmamalı. Bence en büyük mutluluk ilimle, bilimle, fenle, sanatla bir grup insanla beraber global, dünyaya, dünya insanlarına faydalı işler yapmak. Bunları yapınca, fayda üretince inanın size de epey bir Zaten geliyor. fayda geliyor. Akıyorum. Evet, değil mi? Evet. Harikasın. Ağzına sağlık dinleyiciler Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük başarı hikayelerinden birisi hepimizin tanıdığı sevdiği gurur duyduğu Süreyya Cilib'i dinlediniz duydunuz. Umarım e, aklınızda kalbinizde yer edecek e, parçalar olur İnşallah tekrar buluşmak üzere dünya müthiş bir devinim içinde bakalım neler olacak dinamikler son sürat değişiyorlar. Bir sene sonra tekrar buluşup e, neler oldu diye bakarız e, diye ümit ediyorum. Çok teşekkürler, Çok teşekkürler. sevgili Süreyya. Sağ